Bu özel günde tarihi Cebeci Ortaokulu'nda sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizim zamanımızda okula bırakın vali, bakan, başbakan sadece ara sıra müfettiş gelirdi. Siz şimdi çok şanslısınız. Bakanlarınız, başbakanlarınız, müsteşarınız, valilerimiz, belediye başkanlarımız geliyor. Okullarda sizi ziyaret ediyor. Sizlerle tanışma, sohbet etme fırsatı buluyor. Ne kadar güzel bir şey. Az önce valimiz, bakanımız birçok rakamlar verdiler. Öğrenci sayısı, öğretmen sayısı, okul sayısı, derslik sayısı, derslik başına öğrenci sayısı, bunlar bir şeyi ifade ediyor. Türkiye büyüyor, gelişiyor. Büyüyen, gelişen Türkiye'nin geleceği de sizsiniz. Siz öğrencilerimizsiniz, gençlerimizsiniz. Size çok ama çok güveniyoruz. Çünkü Türkiye'nin geleceğini size emanet edeceğiz. Evet. Bir öğretim yılı daha geride kalıyor. Karne alıyorsunuz. Karneyle almakla beraber tatili de hak ettiniz. Şimdi yalnız bir şey görüyorum. Biz karne alıncaya kadar karnemiz elimizde olmazdı. Şimdi herkesin elinde karnesi var. Heyecan azalıyor. Her ne kadar ne alacağımızı tahmin etsek de yine de karne alırken heyecan doruğa çıkıyor. O karneyi öğretmenimizin elinden aldıktan sonra ya çok fazla seviniyorduk ya da az seviniyorduk. Onun için sevgili gençler, siz artık önümüzdeki günlerde dinlenmeyi, gezmeyi, tozmayı fazlasıyla hak ediyorsunuz. Çünkü bir öğretim yılı boyunca çalıştınız, ödevlerinizi yaptınız, okulunuza düzenli geldiniz. Şimdi artık tatil zamanı. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz için çok yoğun bir dönem geçti. Artık bugün ara veriyoruz. Buradan Türkiye'nin dört bir yanında Hakkari'den Kırklareli'ye, Sinop'tan Hatay'a, yurdun her köşesinde eğitim, öğretim yapan bütün öğretmenlerimize ve bütün öğrencilerimize buradan selam gönderiyoruz. Cebeci Altındağ Cebeci Ortaokulu'ndan 18 milyon öğrencimize, 1 milyon öğretmenimize selam gönderiyoruz. Milyonlarca velimize, anneye, babaya selam gönderiyoruz. Sevgili öğrenciler, yıl boyunca gösterdiğiniz gayret ve harcadığınız emekler için hepinizi kutluyor, teker teker gözlerinizden öpüyorum. Karnem daha iyi olabilirdi diyenler olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki sağlık olsun, bir dahaki sene daha iyi olur.
Olmuş işe üzülmenin bir faydası yok. İnşallah seneye daha iyi olur. En son iş takdir almaksa, takdir almadan sonra bir şey yoksa, o zaman takdir alanların da bir şey demesine gerek yok. Bu yıl yapamadıklarınızı, eksik kalanlarını seneye tamamlarsınız. Kazanmak istersek, başarmak istersek, inanın önünüzde hiçbir engel duramaz. Bakın hemen şu dışarıda arkadaşlarınız kendi becerileriyle, kıt imkanlarıyla bilgisayar programı yazmışlar. Kimisi elektrik üretiyor, kimi robotlarla yük taşıyor, kimisi gece uyanan bebeğin uyandığını annesine haber veriyor. Çok güzel işler yapmışlar. Bunları görünce Türkiye'nin geleceğine, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına olan güvenimiz çok daha artıyor. Çünkü sizler varsınız sevgili gençler. Herhangi bir sebeple istediği sonucu karnesinde göremeyen yavrularımız, öğrencilerimiz, hiç şüphe etmiyorum ki yeni eğitim, öğretim yılında bu durumlarını mutlaka daha düzeltecekler, daha güzel notlar alacaklar. Size her zaman güveniyoruz, inanıyoruz. Sizler Türkiye'nin gerçekten umudusunuz, geleceğisiniz. Hepinizle gurur duyuyoruz. Değerli öğretmenler, her yeni eğitim öğretim yılı başında Türkiye'yi yarınlara taşıyacak yavrularımızı sizlere emanet ediyoruz. Sizler de yıl boyunca büyük bir emek gösteriyorsunuz, gayret gösteriyorsunuz. Onların en iyi şekilde yetişmeleri için elinizden geleni yapıyorsunuz. Zamanı geldiğinde ülkemizi bugün karne heyecanı yaşayan evlatlarımıza teslim edeceğimizi çok iyi biliyoruz. Şu anda sizlerin ellerinde şekillenen sadece bu yavrularımız değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğidir. Her birinize, her bir öğretmen arkadaşımızın bu şuurla hareket ettiğini, buna göre çalıştığını biliyorum. Hepimiz bu sıralardan geçtik. Bu karne heyecanını yaşadık. Ama siz şanslısınız. Bize göre daha şanslısınız. Çünkü memleketimizin imkanları daha fazla. O zaman internet yoktu, bilgisayar yoktu. Okullarımızda, ben ilkokulda okurken elektrik de yok. Fiske derdik veya idare lambasıyla yer sofrasının üzerinde o azıcık ışık, geri tarafı karanlık, okuyup ödev yapmaya gayret ederdik. Bir de kitap da yok. Ders malzemesi hiç yok. Babam rahmetli bir Erzincan'a gitmişti. Oradan lisede okuyanların kitaplarından bir tanesini almış gelmiş. Bana oradan soru soruyor. Havuz problemi. Şu kadar musluktan bu kadar su akıyor. Şu kadar delikten de bu kadar su çıkıyor. 2 saat sonra, 5 saat sonra ne kadar havuzda su kalır? İlkokul 3. sınıf öğrencisiyim. Böyle soru bana bakıyor, ben soruya bakıyorum. Daha yeni yeni okumasını öğreniyor.
yapamadım diye babam da kızdı. Attı beni sokağa. Karım kışın ortasında bu kadar emek veriyorum. Yazıklar olsun hala bunu yapamadın diye. Zavallı anam, tabii ana yüreği, dışarıda kar yağıyor. Babam yatınca hemen geldi beni aldı içeri. Şimdi tabii niçin bunu anlattım? Hepimizin, her ananın, her babanın en önemli hedefi çocuklarının kendilerinden daha iyi yetişmesidir. Kendilerinin elde edemediği fırsatları, imkanları yemezler, içmezler, yavruları için harcarlar, hasrederler. Çünkü onları geleceğe hazırlamak, onlar için parlak bir gelecek hazırlamak en önemli hedefleridir. Bir öğrenci için en güzel örnek öğretmenidir. Şimdi belki evde annenizden, babanızdan birlikte olduğunuzdan daha fazla burada öğretmeninizle beraber oluyorsunuz. Hepimiz için böyle olmuştur. Biz ilkokula başladığımızda öğretmenimize hayran olurduk ve öğretmen olmayı isterdik. Ben hep öğretmen olmayı istemişimdir ama nasip olmadı. Onun hikayesini de anlatayım size. Niye olmadı? Ortaokulda okuyorum. İlkokulu köyümde okudum. Ortaokulda İstanbul'da başladım. Ortaokul son sınıfta yatılı öğretmen okulu imtihanına gireceğim. Bunun için müracaat ettim. İmtihan gününe birkaç gün var. İmtihana, yani sınav. Şimdi sınav mı diyorsunuz, imtihan mı? Sınavı mı kullanıyorsun? Sınav da güzel, imtihan da güzel. Ama yabancı kelime kullanmayın. Hep Türkçesini kullanın. Benim size önerim o. Çok fazla yabancı kelimelere kendinizi alıştırmayın. Dilimizi yaşatmamız lazım. Dil bir ülkenin kimliğidir. Bir ülkenin bağımsızlığının sembolüdür. Elimde sınav kağıdı yok. Bir türlü alamıyorum. Dediler ki senin sınav kağıdın müdür beyde. Müdür beye böyle çekinerek gittim, tık tık kapısını vurdum, içeri girdim, el bağladım. Dedim ben sınav kağıdımı istiyorum müdür bey. Müdür bey de benim coğrafya hocam. Derslerim iyi, seviyor beni de. Şöyle bir baktı, kağıdı da çıkardı. Sen dedi şimdi öğretmen mi olacaksın dedim. Evet efendim dedim, kağıdı verirseniz. Kağıdı gözümün önünde yırttı, attı çöpe. Benim dünyam yıkıldı. Çünkü bir an önce öğretmen ol gidip yatılı okulda okuyacağım ve öğretmen olacağım. Hadi olmuyorsun öğretmen sen git dedi, benim halimi görmüyor musun dedi filan. Kovdu beni. Dolayısıyla biz öğretmen olamadık. Evet. Yani insanın gelecekteki kaderi bir anlamda her zaman kendinin kararıyla olmuyor. Oradaki ortaokuldaki müdürüm benim bütün gelecek planımı değiştirdi. Başka bir güzergaha beni sevk etti. Sonra liseye, üniversiteye gittim. Sizler, değerli öğretmenlerim, çocuklarımızın idealleri, hayalleri, değerlerisiniz. Bunun ne kadar büyük bir onur, bir o kadar da sorumluluk olduğunu çok iyi biliyoruz. Canı gönülden inanıyorum ki,
Bu ağır sorumluluğu hakkıyla üstesinden geleceksiniz. Bu yolda harcadığınız emek için ayrıca milletim adına, ülkem adına sizlere teşekkür ediyorum. Öğretmen değilim ama öğretmenliğin zorluklarını biliyorum. Çünkü eşim Semiha Hanım öğretmendi, ilkokul öğretmeniydi. O sürekli böyle çizgiler, cetveller yaparak bir plan defteri vardı onun. İnce ince yazılar. Belki şimdi size yani hayallerini anlatıyor başbakan diyebilirsiniz. O kadar muntazam cetveller var, yazıyorlar işte satırlar, sütunlar, içine bir sürü ince ince karınca duası gibi yazılar yazılıyor. Bazen çok yorulurdu, gece yarılarında bana söylerdi. Ben de yazardım, destek verirdim. Oradan biliyorum. Öğretmenlik sadece sınıfa gelip size ders, iki zil arasında ders vermekle bitmiyor. Siz tatile çıkıyorsunuz, öğretmen çalışmaya devam ediyor. Belki şimdi de öyledir. Tabii yaz kursları var. Bunlar öğretmenin, herkes zanneder ki ya işte okul açıldı, başladı, okul kapandı, bitti. Senenin yarısı çalışıyorlar, yarısı tatil yapıyorlar. Böyle bir şey var mı? Yok. Öğrencinin hakkı tatil. Ama öğretmenler öğrenciyi gönderdikten sonra da çalışıyor. Gelmeden önce de onlara hazırlık yapıyor. Dolayısıyla sizin emekleriniz çok büyük. Hadi onu da anlatayım. Bir gün ilkokulda hanım öğretmen hastalandı, derse gidemedi. Birinci sınıf, ben de öğrenciyim. Nerede öğrenciyim? İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Bana dedi ki ya çocuklar sınıf boş kalmasın. Ne olur git de şunlara bir sen bugün ders ver dedi. Peki dedim. Benim için de çok değişik bir şey oldu. O gün üniversiteye de gitmeyeyim, bir şey olmaz dedik. Gittik okula, sınıfı gösterdiler. İçeri girdim. Bir gürültü, bir uğultu, göz gözü görmüyor. Benim geldiğimi hiç fark etmediler. Bekledim. Hiç değişen bir şey yok. Masaların üzerinden atlayanlar, birbirleriyle didişenler filan. Baktım olacak yok. Şöyle tahtaya yumruğumla bir vurdum. Herkes bir toparlandı, baktılar. Sonra tekrar devam etmeye başladım. Ya ben nereden geldim buraya diye düşünmeye başladım. Bu sefer gençlik ya, sinirlendim. Bir tane yavrumuzun yakasından tuttum. Şöyle belinden tuttum. Havaya kaldırdım. Havaya kaldırınca herkes mum gibi durdu ve yerine oturdu. Neyse o dersi güç bela tamamladık. Geldik, hanım sordu nasıl? Gayet güzel, mum gibi oldu. Sonra okula gidince Semiha Hanım, müdür bey demiş ki hocam tek dersler boş geçsin de siz beyni göndermedin. boş geçsin, ziyanı yok filan demiş. Yani öğretmenlik öyle her meydana çıkan ben öğretmenim diyerse olmaz. Öğretmenliğin yani Hazreti Eyüp sabrı olacak. Gönülden yapacak. Öğrencilerini sevecek. Onun için bütün fedakarlıklarıyla, çalışkanlıklarıyla gençlerimize, yavrularımıza geleceği hazırlayan bütün öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum.
Sevgili öğretmenlerim, sevgili öğrencilerimiz ve değerli veliler, bugün az önce de söylendi, 18 milyon öğrencimiz karnesini alacak ve yaz tatiline çıkacak. Aynı şekilde 1 milyon öğrencimiz de öğrenime ara verecek. Tekrar yeni öğretim başında sizlerle beraber olacak. Hükümet olarak bize de tatil yok, siz şanslısınız. Sizin karne tatiliniz var, bizim o da yok. Öğretmenlerimiz gibi biz de çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz demeden Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz, bakanlarımız, bütün valilerimiz, belediye başkanlarımız, herkes çalışmaya devam edecek. Niye çalışacağız? Sizler için daha iyi şartlar hazırlamak. Bak, tekli öğretime geçeceğiz. Bakanımız açıkladı. 2019'a kadar. Türkiye'nin her yerinde artık sabahçı öğlenci olmayacak. Sabah gelecek. Çok erken gelmesine de lüzum yok. Akşamda çok karanlığa kalmadan gidecek. Daha rahat. Tamam mı? Analar babalar da merak etmeyecek. İşte ya nerede kaldı çocuk? İşte hava karardı. Onun için 71 bin derslik yapmamız gerekiyor. 2019'a kadar. Sadece Ankara bak 7 binden fazla 8 bin derslik yapıyor. Bu ne demektir? %10'dan fazlasını yapıyor. Zaten toplasan 10 tane şehirde problemimiz var. Öyle mi? Diğerlerinde sorun yok. Diğerleri zaten hazır. Geçenler bile var. İstanbul, Ankara, İzmir gibi, Bursa, efendim, Adana, Mersin, buralar gibi büyük şehirlerimiz. Bunlara da önümüzdeki 2 senede eksiklerini tamamlıyoruz. İnşallah 2019-2020 öğretim yılında işler yolunda giderse veya en geç 1 sene sonra tekli eğitime geçmiş olacağız. Böylece daha çok zamanımız olacak. Hem dersler için hem sosyal faaliyetler için. Sadece ders olmaz. Efendim bilgisayar programları yapacaksınız, spor yapacaksınız, okullar arası ziyaret yapacaksınız. Bunlar da lazım. Piyesler hazırlayıp onları sergileyeceksiniz, resimler yapıp sergileyeceksiniz. Sosyal faaliyetleri de daha fazla zaman ayıracaksınız. Eğitimin bir ülke için ne kadar öneme sahip olduğunu ilk günden beri farkındayız. Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Eğitimde seferberlik başlattık. Şu kitapların sene başında hazır olmasın az bir iş değil. Biz okul açılırdı, elimizde liste Şubat ayına kadar, ilk yarı yıl tatiline kadar eksik kitapları aramak için kırtasiye dolanırdık. Bazen orada bulamazdık, ta Cağaloğlu'na giderdik. Orada Babali yokuşunda kitapçı dükkanları var. Oradan almaya çalışırdık. Siz şimdi kitaplar önünüzde. Ne kadar güzel bir şey. Hemen ilk günden derse başlayacak hale geliyorsunuz. Biz en büyük kaynağı eğitime ayırdık.
15 yılda en büyük kaynağı eğitime ait. Mesela 2003'te AK Parti olarak biz göreve başladığımızda eğitimin bütün harcamalar içerisindeki payı 11 milyar lira. Şimdine kadar 122 milyar 414 milyon. Kaç kat artmış? Hadi siz hemen söyleyin bakalım. 11 milyardan 122 milyara. Evet, 10 kattan fazla artmış. 2017 bütçesinin %20'sini, 5'te 1'ini de eğitime ait. Yani gelen 5 liranın vergiler, diğer gelirlerin 1 lirasını eğitime ayırıyoruz. Eğitime verdiğimiz önem bu şekilde. Türkiye'nin eğitim standartlarını mümkün olan en iyi seviyeye taşımak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Çocuklarımızı mümkün mertebe ne okulsuz bıraktık ne de öğretmensiz bıraktık. Geçtiğimiz 15 yıl içinde 270 bin yeni derslik yaptık. Yani derslik olunca vatandaş çok anlamıyor. Yani kaç tane okul ediyor Yusuf Bey? Mesela 270 bin derslik. 27 bin okul yapmışız. Yeni 27 bin okul. 15 yılda yeni mevcut öğretmenlerin üzerine 561 bin yeni öğretmen. Yani mevcudun daha fazlası. Öyle mi? 100 öğretmen varsa diyelim ki 120 öğretmen daha onun üzerine atamışız. Tabii lazım. Çünkü dersler boş geçiyordu. Okul açılıyor. Bir ay, iki ay, üç ay derslere belki ortaokul için değil ama liselerde falan dersler çok boş geçiyor. Bazen biz bir de İlkokulda okurken 3 sınıf bir arada okudu. Öyle her sınıf ayrı öğretmen yok. 1. 2. 3. sınıflar bir öğretmen. Efendim 4-5 başka bir öğretmen. 2 tane öğretmen var. Biri eğitmen, biri öğretmen. Allah rahmet eylesin. Bizim 1-2 3. sınıfındaki öğretmenimiz Cazim Bey. Cazim Bey çok yaşlı, fazla da zaman ayıramıyor öğrencilere. Şikayet gidiyor, müfettiş geliyor. Müfettiş gönderiyorlar Cazim Bey'e. Acaba nedir şikayet, doğru mudur, eğri midir diye oturuyor. Müfettiş soru soruyor. Yavrum sen söyle, cevap yok. Birine daha soruyor, onda da cevap yok, onda da cevap yok. Cazim Bey terlemeye başlıyor. Sonra diyor ki, size bir soru daha soracağım diyor. Soru şöyle, diyor ki şimdi şurada bir duvar var diyor. Üzerinde bir horoz var, bu tarafta su var, burada da samanlık var diyor. Bu horoz suya mı yumurtlar, samanlığa mı yumurtlar? Çocuklar hep bir ağızdan samana diye bağırıyorlar. Cazim Bey böyle bir seviniyor. Kırılasıcılar soru koley olunca nasıl da bildiniz ne? Ondan sonra tabii müfettiş rapor tutuyor. Cazim Bey'i emekli ettiler orada. Evet, ne günlerden geçtik, ne günlere geldik. Ama o günler de güzeldi. O günler terör yoktu. O günler
dünyada karışıklık yoktu. O günler daha fazla kardeşlik vardı, daha fazla dayanışma vardı. Şimdi de var. Ama dışarıda da hepimizi üzen olaylar var. Bak, Türkiye olarak biz 3 milyondan fazla kardeşimize savaştan canını kurtarmak için eleman diyen insanlara kucak açtık, ekmeğimizi paylaştık. Bunu her ülke yapmıyor, yapamıyor. Yapamazlar. Çünkü onların geçmişinde bizim geçmişimiz gibi bir özellik yok. Birçoğunda yok. Biz 600 yıl ecdadımız 3 kıtada mazlumların hamisi, düşmanların da korkulu rüyası oldu. Ve insanlığa huzur getirdik, barış getirdik, kardeşlik getirdik, hoşgörü getirdik. Biz gelenekten aldığımız değerleri geleceğe taşıyoruz. Bugün de bu özelliğimiz devam ediyor. Evet, 18 milyon öğrencimiz, 1 milyon öğretmenimizle büyük bir aileyiz. 3 milyar ders kitabı bugüne kadar yaklaşık dağıtmışız. Kara tahtalardan yavaş yavaş iletişimli, etkileşimli veya akıllı tahtalara geçiyoruz. Ben bakanken başlatmıştık. Şimdi herhalde 400 bini geçti. Yeni okullar açılıyor, onlara da konuyor. Okulların her birine internet, fiber kabloyla internet bağlama projesi var. O da herhalde büyük oranda yapıldı, yapılıyor. Bilimin, teknolojinin, yeniliğin gerektirdiği ne varsa bütün imkanları yemeyeceğiz. Daha az harcayacağız. Sizin için bu imkanları her zaman yapacağız. Çünkü siz bizim geleceğimizsiniz. Hedefimiz öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin istedikleri bilgiye anında ulaşabilmeleri için gerekli altyapıyı oluşturmak. Bilgiye ulaşmak çok önemli bir şey. Eskiden bilgiye ulaşamıyorduk. Ben ortaokulda okuyordum. Yaz tatili için öğretmen dedi ki Alpullu Şeker Fabrikası hakkında bir ödev hazırlayacaksın. Alpullu Şeker Fabrikası belki biliyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilk yıllarında açtığı ilk şeker fabrikasıdır. Nerede Alpullu? Bilen var mı? Neyse, daha oraya gelmedik. Hadi biz de bilemeyince derdik yani, daha oraya gelmedik hocam. Kırklareli'de kurulan bir fabrika. Ben İstanbul'dayım. Aradım, taradım, bilgi yok. Atladım gittim Kırklareli fabrikaya, fabrikadakilerden öğrendim, ona göre ödev yazdım. Siz şimdi çok şanslısınız. Hemen elinizde telefonlar, bilgisayarlar, açıyorsunuz internetten. İstediğiniz bilgi dakikasında, saniyesinde önünüzde. Bu çok büyük bir imkan. Şimdi yeni hedefimiz var. Nedir? Müfredatı, günün ihtiyaçlarına, gelişmeleri dikkate alarak uygun bir şekilde yenileyeceğiz. Bakanlığımız bunun için çalışıyor. Amaç size daha doğru bilgiler. Daha doğrusunu en kısa, en yalın şekilde anlatacak müfredat. Müfredatın diğer yeni Türkçesine içerik.
öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerimizin, herkesin görüşü, değerlendirmesi, raporları elde. Milli Eğitim Bakanlığı bütün bu aldığı görüşleri toplayarak bir çalışma yaptı. Önümüzdeki yıldan itibaren 1., 5. ve 9. sınıflarda yeni müfredatla eğitim, öğretim başlayacak. Yıl yıl diğer sınıflara da geçmiş olacağız. Biz millet ne isterse hep onu yaptık. Milletin istemediği hiçbir şeyi yapmadık. Türkiye'nin ihtiyaçları, gençlerin ihtiyaçları neyse onu yapmaya gayret ediyoruz. Evet, çok konuştuk. Şimdi heyecanınızı doruğa eriştiğini görüyorum. Sözlerimi bitirirken fedakar öğretmenlerimizin 15 Temmuz alçak darbe girişiminde ülkemizin bekası, birliği, beraberliği için ön saflarda yer aldığını hepimiz biliyoruz. Bu vesileyle şehit öğretmenimiz Yusuf Elitaş'ı rahmetle anıyorum. Ayrıca 15 Temmuz'da yine o alçak darbe girişiminde yaralanan, gazi olma şerefine erişen 15 öğretmenimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum. Ve bu vesileyle bugün sona eren eğitim öğretim yılının ve akabinde devam edecek yaz tatilinin siz sevgili öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni senede de başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Köylerimizde, beldelerimizde, ilçelerimizde, yurdun her köşesinde sizin gibi bu heyecanı yaşayan bütün yavrularımızı da buradan selamlıyoruz, gözlerinden öpüyoruz. Anne babalara selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Karnesi zayıf geldi diye üzülmeyin. Daha önünde yeni bir sene var. Zayıf olur, düzeltir. Benim de ortaokulda ilk karne 11 tane ders vardı, 9 tanesi zayıftı. Bir tek beden eğitimiyle müzik. İyi, diğerleri zayıf. Rahmetli dedeme dediler ki ya bu çocuk okumaz, gönderelim köye gitsin, çobanlık yapsın. Ben de dedeme dedim ki dede daha öğretim döneminin yarısı duruyor. Bana bir şans verdi. O da sağ olsun bana destek oldu. İkinci sömestrde, ikinci dönemde hiç zayıfım kalmadı. Azmedince olur. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Tatilde ailelerinizi, büyüklerinizi ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Boş vakitlerinizde kitap okumayı, etkinliklere katılmayı, arkadaşlarınızla buluşmayı, onlarla hoşça vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Hepinize huzurlu bir yaz tatili diliyorum. Allah hepinize zihin açıklığı versin, yolunuzu açık etsin. Ramazanımız mübarek olsun. Yaklaşan Leyla-i Kadrimiz mübarek olsun. Ramazan bayramımız ülkemize, milletimize, İslam alemine mübarek olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun.
Nasılsınız? İyiyiz. Bu kadar mısınız? Birkaç öğrencimiz eksik. Yani toplam sayı ne kadar? Normalde 24 öğrencimiz var ama şu an 24 öğrencimiz eksik maalesef. Rahatsız olanlar var. 24 değil de güzel. Yani 2019'daki hedefimiz. Müthiş, müthiş. Şimdi karne dağıtım da olacak. Kartımızın çıkacak şeyler. He? Açıklaması var. Uyandı. Ne istiyorsunuz? Bilim mi yoksa? Her şey var. Sadece ders yok. Bilim tabii, de var. İnanılmaz faydalı bir girişim oldu bizim için. Bak bu işin mimarın burada görüyorsun. Başbakanımız Ulaştırma Bakanlığı dönemindeyken başlattık. İnşallah önümüzdeki süreçte evet. Tamamlayacağız. Sizden bir şey var mı? Kapısı var mı? Yok efendim, yok yok. Eylül sade gün. Eylül kaça geçtin şimdi? Mustafa ben Karademir. Sayın Başkanım. Mustafa ben Karademir. Gel. Mustafa gel. Ali Şahin Üstüner. Semiha Şahin.
Arda Eminoğlu, genel. Kübra Nur, gibi. Genel Kübra. Kübra Nur. Melda. Tamam şuraya gel. Salih Enes. Görevi belli değil mi? Kaynatma. Evet.